Mesleki eğitim zirvesi meselesini biz çok önemsiyoruz gazete olarak. Çok farkınızı almayacağım, mutluluk atmaya da niyetim yok ama. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı ne sorusunun cevaplarından bir tanesi, Türkiye'nin en büyük ihtiyacı mesleki eğitimin kuvvetlendirilmesi ve sanayinin çok ihtiyaç duyduğu, sadece sanayinin değil, tarımında çok ihtiyaç duyduğu aslında iyi yetişmiş uzmanların sahada üretimin içinde olması. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil aslında. Bakın Almanya, dikkatinizden kaçmıştı tahminen. Geçen hafta Kenya'dan 350 bin kişi almaya karar verdi. Bunların çoğu mesleki eğitimden gelmesi gerekiyor. Yunanistan, Mısır'dan 240 bin kişi istiyor. Onlar da çoğunluğu mesleki eğitim olsun, turizmde ve tarımda yer alsın. Yunanistan'da sanayi çok olmadığı için böyle ama bütün dünyada mesleki eğitim yükselen bir değer. Artık bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir çağda yaşıyoruz. Önemli olan bilgiyi nasıl kullanacağını bilmek. Yani üniversitelerde artık çocuklara ders anlatmıyorlar. Derslerde aldıkları bilgiyi nasıl kullanacağını anlatıyorlar ama hiçbir zaman bu mesleki eğitimdeki kadar karşılığını bulmuyor. Türkiye'deki meslek liseleri meslek seviyesinde iki şey üzerinden bakılır. Piyasada kazandığınız maaş, okulu bitirdikten sonra ne yaptınız? Bir de bu işin sosyal statü tarafı. Evet, şimdi maaş konusundaki dengesizlik Türkiye'de yerini oturmaya başladı. Yani meslek lisesi mezunları iş hayatına atıldıkları zaman artık üniversite mezunlarından daha yüksek maaşlar da alabiliyorlar. Burada bir doğruyu bulduk ama bu işin bir de sosyal statü kısmı var. Şimdi çoğumuzun şartlanması şu, üniversiteyi bitirmezsek hayatta bizi ciddiye almazlar. Aslında hiç meselenin bununla alakası yok. Niye alakası olmadığını söyleyeyim. Ben işletme fakültesi mezunuyum. Hayatımda bir tek gün tek bir işletmede eğitimle ilgili hiçbir şey yapmadım. Her şeyi bilmek, ister milliyet okuyun, ister başka gazete okuyun ama okuyun. Hepimize iyi bir forum olur, iyi bir zirve olur inşallah. Kendire konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve son açılış konuşmasını yapmak üzere İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu... Özellikle bu ortamda ağırlamaktan, bu okulda ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz bu okul bizim için sadece bir eğitim kurumu değil. Tabiri caizse bizim mabedimiz. Çünkü burada yetişen her bir öğrencimiz geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızdır. Bizleri en çok motive eden şeyler ise onları, yani sizleri sadece iyi bir birey olarak yetiştirmek değil, aynı zamanda aşkla bağlı olduğumuz sanayi ve üretim dünyası içinde hazırlıyor olmaktır. Ve şunu, yani mühendis daha iyi mühendis, Fen Lisesi'nden giden, Anadolu Lisesi'nden giden öğrenci mi daha iyi mühendis olur, yoksa meslek serüveninden giden öğrenci mi daha iyi mühendis olur diye uzun yıllar tartışıldı ve GÖK bu konularda çok çalışmalar yapıldı. Sanayi ve TÜSİAD'da ortak çalışmalar yapıldı. Genel çoğunluk meslek lisesinden gidenlerin değil, endüstriyel şeyden, Fen Liselerinden ya da Anadolu Liselerinden gidenlerin çok daha başarılı olduğu yönünde. Çünkü mühendisi ne için yetiştirdiğiniz belli. Benim oğlum da mühendis, Amerika'da okudu, çok iyi üniversitelerden birinde okudu. Eline tornavida, yani bir evde ufacık bir şey olduğu zaman sıkıştırılması gerekirken şunu bir hallet, bak mühendisliği falan, tornavida tutmayı bilmiyor. Sokar Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Levent Kocagil. Levent Bey ile arayı tutun ya. Nerede olan yazılırsa bir şey değil. Kantinlerin de burs kapsamında ücretsiz olmasında yarar var. 3-4 kalem de olsa su olur, tost olur. Yani kimse gidip yarar var. Yönetimden memnun muyuz? Evet. Hocalardan memnun muyuz? Evet. Bu toplantıların yapılması lazım. İhtiyaç. Bu konu bana ihtiyacı çok büyük. Ve bu endüstri meslek liselerinde yetişen talebelerimizin gerçekten olması gereken seviyede gelmediğini de görerek, bilerek, tespit ederek biz organize sanayi ile birlikte bu yatırımı gerçekleştirdik. Özellikle de laboratuvarlarıyla da bizzat ben şahsen her türlü şekliyle, her türlü makinasıyla birebir kendim ilgilendim. Onu da belirtmem lazım. Ama bizden sonra tabii
aldığımızda talebeler %6'larla bize geldi. Ve %6'larla bize geldiğinde talebelerimiz eğer bu başarıyı, tabii ki biz burada işte insan eğitimi veriyoruz. Tamında işe yaramaz damgasını vuruyor. Şimdi burada bu hatayı siz de yapmışsınız. Teknik lise meslek lisesi yapmışsınız. Teknik liseye gidenler üniversite önü açık diyorsunuz. Onlar akıllılar. Üniversiteyi kazanamayacak kapasite. Bir şey yoktu. Ama ben bir şeye karar vermiştim. Patron olacağım demiştim. Ve dükkanımı süpürerek, hiçbir işçim yokken yıllarca çalışarak mühendis olmama rağmen bir dükkan açtım. Oradan başladım. Hatta annem babam geldiklerinde utanıyorlardı. Çünkü komşuydu soruyor ne yapıyor oldu. Onlar istiyorlar ki bir fabrikada mühendis oldu falan oldu, şef oldu. Biz tabii dükkan süpürüyorduk. Ama buralara geldik. O bakımdan lütfen. Ben burada en büyük sorunun sizlerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizlere destek çıksaydınız bence daha büyük şeyler olabilirdi. Bakın arkadaşlar, ben artık mucitler yarışması ve pek çoğu dolar milyoneri olduğu arkadaşların. Çünkü daha televizyonda yayınlandığı anda onlara birileri talip oldu. Program yaptım. En iyi üniversiteler dediğimiz üniversitelerin öğrencilerini aratmadınız. Hem sorularınızla, hem oturmanızla, hem tavrınızla, hem sohbete katılımlarınızla hocalarımız çok büyük yol kat etmişler. Bir de sizi şu üniversite sınav köleliğine alıştırmasalar da o sınav kölesi abi. İzmir ve Ege bölgesi aslında Türkiye'nin sanayisinin kalbi. Manisa, İzmir, bu hat hem tarımda, tarımın sanayileşmesinde hem de normal sanayi üretiminde çok önemli. Ve şu anda Türkiye'nin en büyük ihtiyacı ara eleman. Bu ara eleman meselesini çözmenin yolu da mesleki eğitim zirvelerinden geçiyor. Bu Milliyet Gazetesi'nin işte 74 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaptığı Ordu Millet El Ele kampanyası gibi, Çanakkale Şehitleri Abidesi'ni tamamlamak için açtığı kampanya gibi mesleki eğitim Türkiye'nin en önemli bizim sorunlarımız içinde ilk 5'te yer alır. Bunu çözmemiz gerekiyor. Genç arkadaşlara borcumuz bu. O yüzden yapıyoruz. Bunu şimdi başka bölgelere de taşıyacağız. Güneydoğu'dan çeşitli illerden davet aldık. Şimdi Salihli'ye gideceğiz aynı kısa sürede. Sonra Bursa devam edecek. Mesleki eğitimin önemini anlatmamız gerekiyor en baştan. Biz bunu yapmazsak herkes üniversite mezunu olduğu bir yerde bir gün bakarız ki işe, yani şöyle bir şey olmasın, ben ofiste çalışayım ama meyve sebze bol olsun, hayvancılıkla hiç uğraşmayayım ama eti ucuza yiyeyim, böyle değil, böyle değil. Üretmeye ihtiyacımız var, üretmek için de mesleki eğitimi muhakkak öne çıkartmamız lazım. Esas mesele o, artık maaş meselesi halloluyor ama sosyal statüye ihtiyacı var. Yani Almanya'da bir profesörle bir ustabaşı birlikte arkadaşlık eden, bizde üniversite mezunu değilsen evlenemezsin, askerlikte şöyle olursun, bilmem nerede bu olursun. Hayır, emeğiyle, alın teriyle ailesinin geçimini sağlayabilen her meslek çok önemlidir. Niye hepimiz bir şey olduğu zaman ya şu ne kadar yetenekli, şu ne kadar güzel diyoruz? Bakın, bu ülkede köy enstitülerinin kurulma amacı yetenekli insanların yeteneklerini değerlendirebilmesiydi. Meslek lisesi bunun bir adım, iki adım, üç adım ötesi. Tekrar meseleyi oraya getirmemiz gerekiyor. Şöyle tartışma başlatıyoruz. Bir kere bu güzel. Yani şöyle bir şey değil. Hani geliyor, çocuklar katılıyorlar. Farklı fikirler çıkıyor. Fikirlerin yarışması, tartışmanın başlamasıdır güzel olan. Tartışma başlasın. Tartışmadan nasıl sonuç çıktığı da önemli değil. Önemli olan tartışıp fikir üretme çabasına girmemiz. Bunu yaptıktan sonrası bizim için başarılıdır. Yoksa biz ne tek başına eğitim politikalarını belirleyebiliriz, ne tek bir tane doğru var. Meslek liseleri de kendi içinde çok farklı. Ama önemli olan o tartışmanın başlaması, o dikkatin çekilmesi ve meslek lisesi mezunlarının da sosyal statülerini geri alması. Bizim amacımız bu.
Türkiye'de eğitimin genel sorunları çok çok fazla ama en önemli sorunlardan birisi de mesleki eğitimde. Örneğin iyi yetişmiş kalifiye eleman bulamıyoruz. Hem çırak, kalfa, ustabaşı bulamıyoruz. İzmir bu ikinci mesleki eğitim zirvesinde, milliyetle ortaklaşa yaptığı zirvede mesleki eğitim konusunda çok duyarlılık gösteren bir kentimiz oldu. Ve olayı çok farklı boyutlarıyla ele aldı. Özellikle sanayinin ihtiyaç duyduğu ara insan gücü yetiştirme konusunda neler yapılması gerektiğinde çok farklı oturumlarda, çok farklı konuklarla hem işverenlerle hem de eğitimcilerle ne isteniyor, nerelerde ölçüşülüyor, nerelerde farklılıklar var onları ortaya koyup bu konuda Türkiye'de mesleki eğitimin daha da gelişmesi, iyileşmesi konusunda neler yapılabileceği konusunu ele alıyoruz. Bunlar öyle bir iki oturumda zirveyle değil, uzunca yıllar süren toplantılar sonrasında bir yol haritası çizilecektir. Yani Türkiye'nin özellikle eğitimde, mesleki eğitimde çok ihtiyacı olan bir konuya derinlik kazandıran bir zirve oldu.